Abi Almanca öğrenmeye karar verdim. Almancayı evde kendi başıma öğrenebilir miyim? Yüz yüze bir kursa mı gitmeliyim yoksa özel ders mi almalıyım? Ne yapmalıyım? Bu videoyu izliyorsanız şunu bilin ki arkadaşlar, bu videoyu izleyenlerin en fazla %10'u kendi başına Almanca öğrenebilecek disipline sahiptir. Kalanı ise önce bir başlar, bir hafta, iki hafta çalışır, sonra da bütün bu düzeni bozup Almanca öğrenmeyi bir kenara atar arkadaşlar. Kağıt üzerinde bir sürü planlar yapacaksınız, bir sürü çalışma planı yapacaksınız, birkaç hafta çalışacaksınız ve sonrasında kendi programınıza uyamadığınız için Almanca eğitiminize devam edemeyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekçi olmak gerekirse bu durum aşağı yukarı böyle. Tabii ki maddi durumunuzun el vermediği durumlarda, çalışmaktan, okula gitmekten, Almanca öğrenmeye vaktinizin kalmadığı durumlarda kendi başınıza Almanca öğrenmeyi tercih edebilirsiniz. Ama onun dışında arkadaşlar ben size bunu tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki A1 ve A2 seviyeleri için düzenli bir şekilde çalışırsanız internette zaten çok fazla ücretsiz kaynaklar var. Bunları takip ederek gerçekten kursa gidenlerin seviyesini yakalayabilirsiniz. Ama onun dışında arkadaşlar B1, B2 gibi seviyelerde ben kesinlikle bir kursun veya özel dersin tercih edilmesi taraftarıyım arkadaşlar. Çünkü bu kurlara geldikçe arkadaşlar Almanca oldukça ağırlaşmaya başlıyor. Oldukça disiplin istiyor ve özellikle mesela B1 gibi bir kuru haftada 2 güne sığdırmak gerçekten neredeyse imkansız arkadaşlar. Ben şahsen özellikle arkadaşlar ilk sırada kesinlikle yüz yüze bir Almanca kursunu öneriyorum. Çünkü oraya gittiğiniz zaman sizinle birlikte Almanca öğrenen başka insanlar oluyor. Onlar da mesela konuştukları zaman hatalar yapıyorlar. Siz de hatalar yapıyorsunuz. Bu şekilde birbirinizin hatalarından bir şeyler öğreniyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar online bilgisayar başındaysanız mesela atıyorum, siz zaten orada bir pasif dinleme sürecine giriyorsunuz. Yani bana soru sorulur mu, bana soru sorulmaz mı şeyine girmiyorsunuz. Yani sadece etkinlikte size sıra gelirse bana soru sorulur düşüncesiyle olduğunuz için kafanızda çok fazla düşünmüyorsunuz. Yani Almanca cümleleri kafanızda çok fazla düşünmüyorsunuz. Ama yüz yüze olduğunuz zaman her an birisi bana bir şey sorabilir. Her an biri bana bir şey sorabilir. Düşüncesiyle arkadaşlar kafanızda sürekli Almanca cümleler dönmeye başlıyor. Bunun farkı da budur arkadaşlar. Bilgisayar başındayken daha pasif bir öğrenme biçimi vardır. Nasıl olsa bana kimse bir şey sormayacak. Nasıl olsa sadece etkinliğin sırası bana gelince ben onu yapacağım şeklinde düşündüğünüz zaman zaten bu sizi tembelleştiriyor arkadaşlar. O yüzden benim çok tavsiye ettiğim bir şey, kesinlikle ve kesinlikle Almanca etkinliklerin, oyunların oynandığı Almanca kurslarını tercih edin. Benim mesela gittiğim bir Almanca kursunda biz resmen tabu oynuyorduk arkadaşlar. Bir fanusun içerisinden bir kelimeyi çekiyorduk. O çektiğimiz kelimeyi Almanca olarak başka cümlelerle anlatmaya çalışıyorduk. Mesela bu çok spontane bir şekilde geliştiği için bizim sürekli pratik yapmamızı, sürekli Almanca üzerinden düşünmemizi sağlıyordu. Aynı şekilde top ile birlikte oynadığımız bir oyun vardı. Mesela bir konu işliyorduk diyelim. O konuyla ilgili bir cümle kuruyorduk. Ondan sonra bu elimize bir top veriliyordu. Biz bu topu mesela karşıya attığımız zaman kime atıyorsak o topu alan kişi bu soruya cevap vermek zorunda oluyordu mesela. Bu da mesela çok güzel bir etkinlik. Neden? Çünkü her zaman diyorsun ki acaba bana bu topu atarsa, bu topu bana atarsa ben ne demeliyim? Yani bu ne oluyor? Sizin beyninizi çalıştırıyor. Yani Almanca düşünmeye başlıyorsun. Kesinlikle bu oyunların oynandığı yüz yüze kursları tercih etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun dışında şuna değineyim. Mesela diyorlar ki işte Almancayı Almanca konuşulan yerde öğrenmek lazım işte. Yabancı dil konuşulduğu yerde öğrenilir falan filan. Bunu arkadaşlar ben açıkçası abartı buluyorum. Yurt dışına gitmeyenlerin gözünde büyüttüğü bir şey olarak düşünüyorum arkadaşlar. Öğretmeniniz iyiyse, arkadaş çevreniz iyiyse, kurstaki katılımcılar iyiyse Türkiye'de de gerçekten çok iyi bir şekilde Almanca öğrenirsiniz. Tek farkı belki de şu olabilir. Türkiye'de bir kursa gidiyorsanız ve Almanca öğretmeninizin ana dili Almanca değilse telaffuz konusunda Almanya'daki kurslara göre biraz daha geride kalabilirsiniz. Bu çok doğaldır ama onun dışında gerçekten çalışan insan için gerçekten neredeyse hiçbir fark yok arkadaşlar. Hocanız gerçekten disiplinli ve özverili bir insansa kesinlikle Türkiye'de de çok güzel bir şekilde Almanca öğrenirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey mesela B1 gibi bir seviye için bence haftada 2 gün kurs seçmeyin arkadaşlar. B1 gibi bir seviye için 4'er saat bile olsa bence haftada 2 gün kurs yapmak verimli değil. Yani cumartesi pazar atıyorum 4 saat 4 saat 2 gün gidiyorsanız bence bu da verimli değil. Bunun yerine yapabiliyorsanız Almanca kursunuza haftanın 4 ayrı günü gidin ve Almanca'ya 4 ayrı defa maruz kalmış olun arkadaşlar.
Çünkü yani 1-2 saat sonra özellikle bir insan için, yani bu hangi ders olursa olsun 2 saatten sonra bizim performansımız zaten otomatik olarak düşüyor. Yani hafta sonu o gittiğin 4 saat Almanca dersi senin belki de 2 saatlik işini görecek. Ama haftanın 4 günü gidersen kesinlikle bu daha verimli olacaktır. Yani azar azar ama çok sayıda Almanca'ya maruz kalmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında arkadaşlar, gittiğiniz Almanca kursu kesinlikle ödev veriyor olmalı. Ben A1 kurumu Almanya'da bir Volkshochschule'de bitirdim ve arkadaşlar bana her gün en az 2-3 tane ödev veriyorlardı ve ertesi güne istiyorlardı. Ödev çok önemli arkadaşlar. Almanca gerçekten ödevlerle işleyen bir dil. Yani eğer Almanca kursunuz, araştırdığınız Almanca kursunda hocalar ödev vermiyorsa bence bu büyük bir sıkıntı. Kesinlikle böyle bir kursa kayıt olmayın. Almanca kursu seçerken bence en dikkat etmeniz gereken şey hoca arkadaşlar. Yani o kursta olan başka arkadaşlarınız varsa, o arkadaşlarınızın önerdiği bazı hocalar varsa mesela, bu hocaların olduğu sınıfa gitmeye çalışın bence. Dil kurslarını konuşacak olursak gerçekten bence hocaların rolü çok büyük arkadaşlar dil kurslarında. O yüzden yani bir arkadaşınızdan, bir başkasından duyduğunuz, tavsiye olarak duyduğunuz bir hoca varsa onun sınıfında kursa gitmeye çalışın arkadaşlar. Kesinlikle daha verimli olacaktır. Yoksa hoca meselesi tam bir kura gibi ve çok şanslı da olabilirsiniz, çok şanssız da olabilirsiniz. O yüzden mesela Almanya'da özellikle bir grupta mesela 2 ya da 3 farklı Almanca hocası gelebiliyor bir Almanca grubu için. 2 veya 3 farklı Almanca hocası gelebiliyor. Bunun da gerçekten oldukça fazla faydası var. Çalışma konusuna gelirsek arkadaşlar, her gün size Almanca kursundan verilen ödevleri tamamlıyorsunuz. Ekstra olarak çalışıyorsanız da böyle 2-3 saat üzerine bence çıkmayın. Yani atıyorum bir Goethe deneme sınavınız vardır, ona spesifik olarak çalışacaksınızdır. O zaman 3-4 saat belki hafta sonu pratik yapabilirsiniz. Ama onun dışında bence oturup 3-4 saat Almanca çalışmayın. Neden? Çünkü yani bir süre sonra zaten veriminiz düşüyor. O veriminiz düştüğü anda da diyorsunuz ki işte ben öğrenemiyorum, işte Almanca çok zor, Almancayı nasıl yapacağız, nasıl halledeceğiz falan. Bu durumlara giriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bence bir saat çalışıp bırakın mesela. Hani başka bir zaman boş kaldınız, belki aynı gün içinde. Günün sonunda bir daha yarım saat, bir saat bakıp bırakın mesela. Ertesi gün mesela 10 dakika bir bakın işe gitmeden. Yani atıyorum böyle, yani yarım saat, bir saat, yani kısa kısa sürelerle ama sık sık bakmaya çalışın. Çünkü oturup 4 saat, 5 saat çalıştığınızda ve çalıştığınız şeylerin çoğunu unuttuğunuzu fark ettiğinizde gerçekten moraliniz çok düşebilir. O yüzden böyle direkt olarak işte öğrendim mi, öğrendim mi şeklinde odaklanmaktansa Almancayı günlük hayatınıza entegre etmeye çalışın. Almanca radyolar takip edin, Almanca YouTube kanalları takip edin. Bir hobiniz vardır, işte gitar çalıyorsunuzdur, dansla ilgilisinizdir, yemekle ilgilisinizdir vesaire. Bununla alakalı Almanca videolar izleyin. Bu şekilde çok iyi Almanca öğrenirsiniz. Çünkü bir insanın en çok ilgisini çeken şey tabii ki de hobileri oluyor. Ve böyle konularda özellikle Almanca öğrenme hızınız çok daha hızlı olacaktır. Kesinlikle fark edeceksiniz bunu. Çünkü zaten ilgilendiğiniz bir alan, sürekli düşündüğünüz bir alan. O yüzden o alanda Almanca içerikleri tüketmeye bakın. Yani hiç fark etmez, bu Instagram Reels izlemek olabilir, TikTok izlemek olabilir, YouTube Shorts izlemek olabilir, YouTube'da belgesel izlemek olabilir, Netflix'te belgeseller izlemek olabilir. Neye ilgi duyduğunuzu tabii ki siz bileceksiniz ve ona göre içeriklerinizi tüketmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Dil öğrenmek kesinlikle uzun bir süreç. Sıfırdan C1 ne kadar sürede olurum diyorsanız, belki de bu konuşmayı da dahil edersek en az 2 sene sürebiliyor. Sıfırdan B1 ne kadar sürede olurum diyorsanız belki bu da bir seneye kadar sürebiliyor. O yüzden kesinlikle sabırlı olmanız lazım. Yani işte bir gün çalıştım, öğrenememişim, unuttum falan değil arkadaşlar. Birçok şeyi aslında bilinçaltınızda öğreniyorsunuz ve o kelimeler sonradan geliyor. Yani ilk başta onu öğrendiğiniz zaman konuşurken o kelimeler ağzınıza, dilinizin ucuna gelmeyebiliyor. Ama tekrar konuştuğunuzda, tekrar denediğinizde yavaş yavaş bunlar dilinizin ucuna gelmeye başlayabiliyor. Ben mesela şahsen Almanca çok fazla video izliyorum. Özellikle coğrafya ve tarih konularında çok fazla video izliyorum. Özellikle TikTok'ta mesela. Hiç farkında olmadan arkadaşlar o kadar çok kelime öğrenmişim ki inanamazsınız. Yani bakın, bir kere bile sözlük açıp bakmadım o kelimelere. Bir kere bile çevirisine bile bakmadım o cümlelerin. Ama onları otomatik olarak öğrenmişim. İzleye izleye aynı videoları veya benzer videoları tekrar tekrar izleye izleye öğrenmişim. Bunun faydası nedir arkadaşlar? Bunun faydası sizi çeviriden uzak tutar. Çünkü
çeviri yapmayı çok fazla abartırsanız artık Almanca düşünemezsiniz ve sürekli Türkçeden düşünmeye çalışırsınız. Ve çeviri sistemi her zaman sizin kafanızı karıştırır. Neden? Çünkü hiçbir kelimeyi direkt olarak bir dilden bir dile çevirmek mümkün değildir. Her kelimenin kendi bağlamı vardır. Kullanıldığı alan vardır. Kelimelerin kapsadıkları anlamlar dilden dile değişebilir. O yüzden ne kadar çabuk çeviri yapmayı bırakıp tek başına Almanca'ya odaklanabiliyorsanız o kadar iyi arkadaşlar. Özellikle A2'nin sonuna B1'in başlarına geldiyseniz artık Almanca diziyi Almanca altyazıyla izlemeyi tercih edin. Bir şey olmaz. İlk seferde anlayamadığınız bir şey olmaz. İkinci seferde anlayamadığınız bir şey olmaz. Çoğumuzun en büyük problemi acele etmek arkadaşlar. Hemen bir sonuç bekliyoruz. Aslında bu bir seneye, iki seneye yaymanız gereken bir şey. O yüzden iki defa izlediniz, üç defa izlediniz, anlamadınız. Diyeceksiniz ki ben anlamıyorum, olmuyor, öğrenemiyorum. Hayır, böyle demeyeceksiniz kardeşim. Bunu olduğu gibi kabulleneceksiniz. Bu oldukça normal bir şey diyeceksiniz. 5 kere izleyeceksiniz, 6 kere izleyeceksiniz, 7 kere izleyeceksiniz. Sonra zaten bakmışsınız. Otomatik olarak bunların hepsini anlamaya başlamışsınız. Yani siz çeviri bile kullanmadan, sözlük bile açmadan kelime öğrenmeye başlayacaksınız. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi arkadaşlar? Direkt olarak Almancasından kelime öğrenmeye başlayacaksınız. O yüzden kesinlikle kendinizi Almanca'ya maruz bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Dil öğrenmeyi pasif değil, aktif metotlarla yapın. Beyninizi çalıştırabileceğiniz metotlarla yapın. O zaman daha keyifli ve eğlenceli bir şekilde öğrenirsiniz. Ve sıkılıp bu dil çok zor, bu dil işte tarih dersi gibi çok sıkıcı falan demeyi de bırakırsınız. Ve her şey daha pürüzsüz bir şekilde ilerler. Yani bir bebek nasıl dil öğreniyorsa siz de o şekilde dil öğrenirsiniz. O yüzden Almancayı kesinlikle günlük hayatınızın bir parçası yapıyorsunuz. Radyo dinliyorsunuz, film izliyorsunuz, müzik dinliyorsunuz, Almanca konuşuyorsunuz. Video çok uzadı arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Özel olarak istediğiniz bir içerik varsa lütfen yorumlarda yazın. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.